biraz diğer ülkeler gibi değil. Türkiye'ye özgü şartlar ve koşullar söz konusu. Türkiye'de deizmin ve ateizmin artması bana göre mevcut dini anlayış ve uygulamalara bir tepkidir. İnsanlar Allah var mı yok mu diye oturup düşünmüş, kendi kendine bir varlık sancısı çekmiş ve bunun sonucunda deizm ve ateizm yoluna girmiş değiller. İnsanlar önce bir uygulamayla karşılaşıyorlar. Din adına bazı inançlar, tatbikatlar, uygulamalar görüyorlar ve bunlardan rahatsız oluyorlar ve vicdanları bunları kaldırmıyor. Sonra buna bir müddet kendi kendilerine direniyorlar. Ya bu olmaması lazım. Yani acaba din bunu mu söylüyor? Gerçekten var mı İslamiyet'te böyle şeyler falan diye epey bir bocaladıktan sonra bir çıkış yolu da bulamadıkları için en iyisi ben bu işi terk edeyim diyor ve dini tamamen terk edip ben sadece Allah'a inanırım, iyi bir insan olmaya çalışırım. Bu kadar. Deist oluyor yani. Ben Allah şeyi tamamen unutmak istiyorum. Yok böyle bir şey. Direkt de bir yola girmiş oluyor. Ben bunları tamamen olumsuz gelişmeler olarak görmüyorum. Çoğu muhafazakar dindar, gençlerimiz dindar ve ateist oluyor diye endişelenirken ben tam tersi din adına bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Evet, yanlış duymadınız. Deist ve ateist olmayı Türkiye koşullarında ve şartlarında İslamiyet adına, gerçek İslam adına olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Çünkü insanlar hiç olmazsa dinden uzaklaşarak bomboş bir kalbe dönüşerek yani Allah'a inanmıyorum, dinleri de kabul etmiyorum kardeşim diyerek gerçek İslam'ın ne olduğunu belki ileriki yıllarda tanıma imkanına daha yaklaşmış oluyorlar. Çünkü bu gördüklerinizin çoğunun dinle falan bir alakası yok. Kardeşim biz 40 yıldır okuyoruz. Kur'an-ı Kerim Türkçe meal tefsirini yazdım. İlahiyat Fakültesini okudum. Şimdi çocuklara ilkokulda mezar yeri getirip önünde kurban keserek bir şeyler anlatmanın çevreyle, değerle ne alakası? Bu okullarda rehberlik ve psikolojik öğretmenleri yok mu? Matematik öğretmeni yok mu? Türkçe öğretmeni yok mu? Biraz evvel sendikacı TÖP'teki arkadaş da söyledi. Bunlar aynı zamanda öğretmen camiasına da bir hakaret oluyor. Yani sizin yaptığınız işe yaramaz. Biz gideceğiz orada kendi ideolojimize ve uyduruk din anlayışımıza göre çocuklara kafasını yıkayacağız demek istiyorlar. Genellikle de götürdüğü yer bile tarikat üyesinin, şeyhinin türbesi. Çünkü o da tarikat mensubu olduğu için çocukları tarikatlara göre kafalarını şekillendirmek istiyorlar. Bunlar böyle doğru dürüst dini eğitim falan da vermiyorlar. Olan bunların yaptığının din olduğunu sanarak camiye götürdüğü için Allah, kitap, Kur'an falan dediği için Hazreti Muhammed'in sözlerini astığı için Hazreti Muhammed'e, Kur'an'a ve İslamiyet'e tepki göstererek alın sizin dininiz sizin olsun, ben dini eğitimi falan istemiyorum noktasına geliyorlar. Dolayısıyla bu tepkinin sebebi normaldir. Aklı başında, vicdanı olan bir insan bunları kabul etmez. Ama o kadar araştıracak, o kadar işin gerçeğini bilmeyecek durumda olanlar da mecburen deizm ve ateizm yoluna girerler. Mesela ben de biraz evvel anlattığım örnek olaydan bu yana Türkiye'deki her dini uygulamanın 10 tanesinin benim çocukluğumdan beri bildiğim 10 tane uygulamanın en az 8'inin dinle alakası olmadığını ortalama bir rakam vererek söylüyorum. 10 gördüğüm dini uygulamanın en az 8'inin dinle alakası olmadığını zamanla öğrendim. Evet. Ama deizm ateizm yoluna girmedim. Çünkü araştırmaları devam ettikçe gerçek İslam'ın böyle olmadığını anladıkça aradaki farkı görebiliyorum. Ama ben herkesten bunu istemem ki. Herkes böyle olamaz ki. Öyle ne görürse onun din olduğunu zannediyor. Çoğu cahil, çoğu dini kaynaklara ulaşmakta yeteneği olmayan insanlar küçük çocukların ve öğrencilerin karşısına geçirilerek ne olduğu belirsiz şeyler anlatmaya başlıyorlar. Halbuki bu çocuklar çok kıymetli ve önemli olduğu için
öğretmenlik fakültelerinden çocuklara eğitim verme, pedagoji noktasında fizik, kimya, matematik, rehberlik, psikolojik, danışmanlık gibi bölümlerden mezun olmayan hiç kimsenin öğrencilere karşısına geçememesi. Tabii öyle de bir problem var. Tabii o da bir problem. Yani formasyon olmayan insanlar. Eğitim açısından korkunç bir şey. Evet. Tam bir facia. Evet. Yani film böyle camcı dükkanına dalması gibi bir şey bu. Kesinlikle tanıyor, öyle. Çocukları topluyor, tarikat şeyhinin mezarına götürüyor. Şu işe bak. Ve buna çevreyi tanıma, değerleri koruma falan eğitimi diyor. Evet. Eğer evrensel bilgiler, zaten eğitim metodolojisi, pedagojisi bunu söylüyor. Evrensel bilgiler, matematiğin, astronominin ve ahlakın evrensel bilgileri, evet, çocuk yaştaki çocuklara verildiği takdirde bu eğitim gerçek anlamda bir eğitim. Çünkü o çocuk o aldığı evrensel bilgilerle büyüdüğünde dünyanın neresine giderse gitsin lazım olacak bir bilgiyi öğreteceksin ki evrensel bilgi vermiş olasın. Sayın İlaç, orada da maalesef geriye gidiyoruz. Biliyorsunuz evrim, yaratılış, yer değiştirmeye başladı.